Anayasamızın başlangıç kısmında kutsal din duygularının devlet ve politika işlerine asla karıştırılamayacağı yazılıdır. İşte Sayın Bakan, Adalet Akademisi'ndeki eğitimlerde de, hakim savcıların eğitimlerinde de kutsal din duygularını adalet işlerine, devlet işlerine karıştırmayınız. Buna müsaade etmeyiniz. Bunun acılarını çok yakın zamanda hep birlikte yaşadık. Bakın, bütün anayasalarda mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğu yazılır. Bu Kore Anayasası'nda da vardır, Suriye Anayasası'nda da vardır. Bütün anayasalarda yazar. Çünkü bir devlet zaten hukuk devleti olmak zorundadır. Ama işte bunun başlangıcı Adalet Akademisi'nden geçiyor. Eğer HSK 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği'nden sonra bir kişi tarafından belirleniyorsa ve Adalet Akademisi de maalesef bu haldeyse, yürütmenin emrine girmişse, bir siyasi partinin arka bahçesi haline getirilmişse, işte o zaman hukuk devletini, bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis etmeniz mümkün değildir. Liyakati, hakkaniyeti, adaleti Adalet Akademisi'nde yok ettiniz. Yok ettiniz. Bakın, gerçek vatanseverlik adaleti tesis etmekle mümkündür. Çünkü devletin temeli adalettir. Adalet çürürse, adalet çökerse, işte devletin bekası o zaman ciddi anlamda tehdit altındadır. Güçlünün haklı çıktığı yerde adalet beklenmez. Adalet Akademisi'ni iktidarın arka bahçesi olmaktan çıkartın. Bütçe demek vergi demektir. Toplanan vergilerle bütçe yapabilirsiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bu memlekette kendi ülkesinde vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kuranların hazırladığı bütçe halkın bütçesi asla olamaz. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.